Merhaba arkadaşlar. Şimdi Seko'ya çay partisi nasıl yapacağımızı göstereceğim sizlere. Daha önce bir video çekmiştim ama o videoda bazı bug'lar kullanmadan yapmıştım. Şimdi bazı bug'ları kullanarak yapacağım ve SS'i kolayca alabileceğiz. Bunu göstermek istiyorum sizlere. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. İlk önce bildiğiniz gibi buradan atımızı alıyoruz. Atımıza yola çıkıyoruz. Yoldaki mayınlara dikkat ederek hızlı bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Bu noktaya geldikten sonra biliyorsunuz şey yapacağız, buradaki askerlere sırtından hızlıca indirmemiz gerekiyor. Bu şekilde hop yaptıktan sonra devam edeceğiz. Diğerleri için de aynısını yapacağız. Yaptıktan sonra buradaki küçük boss var, miniboss. Minibossu kenara çekeceğiz. Kenara çektikten sonra orada aşağısında durarak kutuların arkasına doğru geçtiğiniz zaman boss'un size attığı bombalar size takla attırmıyor arkadaşlar. Onun için o kutuların arkasında durmamız gerekiyor. Bu şekilde buraya kutuların arkasına doğru geçeceğiz. Ondan sonra bize attığı bombalar, evet, şu anda etki ediyor ama öteki tarafına geçtiğimizde kutunun etki etmeyecek. Ona dikkat ederseniz gördüğünüz gibi mesela şu anda attığı bombaların hiçbir etkisi yok. Düşürmüyor bize. Ne kadar dibinize girerse girsin. Canımız gidiyor. Kalkanımızdan hasar alıyoruz ama en azından yuvarlanmıyoruz. Hızlı bir şekilde vurabiliyoruz.
yol üzerine ilerlerken elimizdeki halatları atıyoruz ki bunların sırtına beline falan sarılıyor bir şekilde. Kolları tutuluyor, bir süre sonra da aslan düşüyorlar. Bize hiçbir şekilde vuramıyorlar ama bombaların onlarla alakası yok arkadaşlar. O yüzden bombalara dikkat edin yine de. Yerde zaten beliriyor nerede çıkacak. Ona göre güzergahınızı belirlerseniz hasar almadan hızlıca ilerleyebilirsiniz. Şimdi tam olarak şu kısımda bir bug yapacağız. Buradan yukarıya balkona atlamanız lazım. Tam bu kısım. Buradan da tekrar bu tarafa atlayacaksınız. Öteki taraflardan geçemezsiniz zaten. Haberiniz olsun yani. Hiç uğraşmayın öteki taraflardan geçmeyin. Tam ortadan doğru çıkmanız gerekiyor arkadaşlar. Bir kişi kesin nişancıyla boss'a sıkacak. Sıktıktan sonra boss buraya geliyor. Gördüğünüz gibi üstünde göz işareti bulunuyor sıkan kişinin. Sonrasında aşağıya ineceğiz ve boss bug'a girmiş olacak. İlk önce bizim bir aşağı inip bakmamız gerekiyor. Ondan sonra boss arkası dönük bir şekilde duruyor burada. Hiç kıpırdamıyor. Sonrasında buraya cephane kıpırıyoruz. Yormaya atıyoruz. Bu şekilde boss'u kestikten sonra son boss'a doğru ilerleyeceğiz. Son boss'ta da ufak bir bug yapacağız. Onu da hemen göstereceğim size. Burada hemen birazcık geriye çekeceğiz. En önde bir tane arkadaşımız duracak. Arkadaşımız şeyle keskin nişancıyla boss'u çekecek kenara. Hasarı sadece o alıyor burada. Ama diğer takım arkadaşlarını kurtarıyor ve böyle bir sarmışık gibi bir şey var. Bu sarmışa bulanmıyor en azından. Yani biz o sarmışın içerisine girmiyoruz. Kolayca sıkabiliyoruz.
Bu şekilde bitirip kolayca bir SS alabiliyorsunuz arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım size yardımcı olur. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.